Merhaba arkadaşlar, kanalım Çali Doğa'ya hoş geldiniz. Bugün yine sizlerleyim, bu hafta böyle gidecek gibi gözüküyor. Dünkü Aquaman teaserından, tanıtımından sonra bugün sırada Flash karakteri var. Barry Allen. Evet. Tahmin et, yani aşağıda yorumlarda da Yağmur'un sevgilimi de belirttiği gibi muhtemelen Wonder Woman'u sonraya saklamasının sebebi Dünya Kadınlar Günü 8 Mart, yani yarın akşam yayınlayacak. Siz bu videoyu öğlen vakitlerinde izliyor olacaksınız. O yüzden sizin için bu akşam olacak. En sonra da filmin kalbi Ray Fisher'ın Cyborg'u kalacak gözüken o. Neyse, sözü çok fazla uzatmadan direkt tanıtımı izlemeye geçiyorum. 58 saniyelik bir videoymuş. Bakalım. Şöyle biraz sesi açalım önce. Evet. Listen to me, Barry, because I mean this. I'm putting together a team, people with special abilities. You can be whatever you want to be. I can't sit here and watch you run in place. You'll have to run faster than you've ever attempted. You're brilliant, man. Absolute best of the best. Make your own future, your own future. Make your own past, make your own past. It's all right now. Holy fucking. Duyduklarımı düşünüyorum. Bir Bruce Wayne'in sesini duyduk. Bir tanımadığım bir ses duydum. O tanımadığım ses de muhtemelen babasının sesi olacak. Billy Crudup'un oynadığı karakter. Belki Iris West'in sesini duyarım diye düşünmüştüm ama hiç arada kadın sesi yakaladığımı hatırlamıyorum. O yüzden emin değilim. Denilenleri düşünürsek de işte Bruce'un söylediği özel güçler olan bir takım kuruyorum sözünü duyduk ki 2017'de yayınlanan filmdeki ilk fragmanda da geçen bir sözdü. Filmde de vardı sanırsam, emin değilim. Vardı. Sonrasında bıdı bıdı uzatıyordu bir sürü Flash muhabbeti. O tanımadığım, yani babası olduğunu düşündüğüm ses, ben burada oturup seni izleyemem belki ama istediğin yere gidebilirsin, istediğin olabilirsin vesaire bir şeyler söylüyordu yani. Barry'nin ne kadar hızlı hareket edebildiğini biliyor mu bilmiyorum, emin değilim ancak en azından potansiyeli olduğunu farkında. Belki sosyal hayatta veyahut da profesyonel hayatta veyahut da özel güçleri sebebiyle. Iris'i kurtardıktan sonra topuklaması güzel. Ve o sinirli bakışla birlikte bir anda Speed Force olduğunu düşündüğüm portal gibi şeyin için atlayışı da güzel. Muhtemelen orada... Neyse, filmle ilgili teorilerimi şimdi konuşmak istemiyorum. Daha önce zaten fragmanı izledikten sonra benzer bir teoride bulmuştum. Tekrarlamanın manası yok. Bir de o sokak direklerinden böyle enerji çekercesine ya da oralara enerji fırlatırcasına koşarken hareketleri çok güzeldi. Yani sinema versiyonunda sahneleri piç edilmiş, hiçbir şeye benzemeyen bir karakterden şimdi arka planı olan, daha duygusal derinliği olan ve güçlerini çok daha geniş bir skalada kullanan bir Flash göreceğiz. Buna da Zack Snyder fark ediyoruz. Ben gayet beğendim. Bir de sürekli babasıyla Bruce'un sesinin olmasının sebebini şöyle düşünüyorum. Flash yalnız büyümüş bir çocuk kısmen. Yani Barry Allen. Evet, bir gözetmen ailenin elinde vesaire de büyüyor belki ama yine de içten içe yalnız ve bir baba abi figürü arıyor çevresinde. Ben Ben Affleck'in Bruce Wayne ile Ezra Miller'ın Flash'ın buna benzer bir ilişkide olacağını düşünüyorum. Bir abi kardeş baba oğul ilişkisine yakın bir ilişkileri olacağını düşünüyorum. Bir MCU'daki Iron Man, Spider-Man kadar olmasa da daha yumuşak bir ölçüde o tarz bir ilişki içinde olacaklarını düşünüyorum. Onu da göreceğiz.
Ancak görsel olarak tatmin edici, müzik olarak tatmin edici, duygusal olarak tatmin edici, ne bileyim işte her yönden iyi bir tanıtım videosuydu ki bundan öncekiler de öyleydi. Her karakterin aslında daha ne kadar derinlikle işlenebileceğini gösteriyor resmen. Vav. Wow. Yani. Evet, yarın 8 Mart. Siz bu videoyu izlerken 8 Mart olacak. Beklediğim video Wonder Woman. Normal sebeplerden. Son güne de Cyborg kalıyor. Başka bir, atıyorum, bir sürpriz olur mu? Açın Manhunter, Darkseid vesaire bir şey görür müyüz? Emin değilim. Ama ben bu karakterlerin tamamı bittikten sonra belki bir fragman daha gelir mi diye ümit ediyorum açıkçası. O da gelir mi gelmez mi göreceğiz. Evet, bilgiler bunlardan ibaret. Gördüklerim, sezdiklerim, hissettiklerim, sizlerle paylaştıklarım bunlar. Lütfen benim kaçırdığım bir şey varsa yine tekrarlıyorum ama siz aşağıda yorumlarda yazın. Onun dışında videoyu beğenin, kanala abone olun, sağda solda paylaşın. Yarın akşamki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.